Herkese merhaba bugün 3 Mart 2021 günlerden çarşamba haftanın ikinci manşet yayınına hoş geldiniz az geciktik bugün gelişmeler Meral Akşener ve ona yönelik tepkiler üzerinden şekilleniyor gündem fezzekeler dokunulmazlık fezlekeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ve iktidar bu fezzekeleri geçirebilecek mi yani başta HDP'liler olmak üzere muhalefet milletvekillerinin vekillikleri düşürülmek suretiyle bir kere daha muhalefet bloğu çatlatılabilecek mi? Gündem bu. Bununla ilgili günlerdir, haftalardır konuşuluyor. Benim görüşlerim de belli. Ve e, muhalefet ne yapmalı? İktidar e, her defasında aynı yol, aynı yola tevessül ediyor ve e, daha kaç defa e, iktidarın e, dümeninde yürüyeceksiniz vesaire gibi çokça analizler oldu. Sır değil. E, i̇ktidarın muhalefet bloğunu çatlatmaya dönük hamleleri artık sır değil. E, muhalefet bloğunun da her defasında iktidardan gelen bu salvolara e, salvaları bazen e, e, savuşturması bazen karşılık vermesi bazen de işte boyun eğmesi bunlar da şaşırtıyor gerek HDP olsun gerek İyi Parti olsun gerek CHP olsun bu konuyla ilgili e, Twitter'da da iktidardan gelen her şeye evet demeyin çünkü iktidar muhalefetten gelen her şeye evet demiyor bilakis muhalefetten gelen her şeyi masum şeyleri bile reddediyor. Konulu bir analiz yaptım Twitter'da yayınlamıştım onu seyretmemiş olanlar olabilir bir kere daha ekranlara getireceğim üzerine devam edeceğiz Akşener'in açıklamalarını da getireceğim onu analiz edeceğim çünkü Akşener'in açıklamalarında dikkat çeken iki nokta var herkes bir noktaya yapıştı ama ikinci noktayı gözden kaçırdı ona da bakacağız önce iki gün önceki analizimi ekranlara getiriyorum. Merhaba İktidar bugüne kadar muhalefetten gelen hiçbir konuya evet demedi zarfı açmadan iade etti. Bırakın kazaları katliamları, küçük esnafla ilgili önergelerden sağlık çalışanlarına, engellilere kadar binlerce muhalefet önergesi AKP MHP oylarıyla otomatikman reddedildi. Saray bunların haklı olup olmadığına hiç bakmadı. Millet yararına mı değil mi diye sormadı. Bize ne derler demedi. Peki muhalefet ne yaptı? İktidardan gelen her zarfı açtı, okudu, değerlendirdi. Dış politika söz konusuysa ikiletmeden yanında hizalandı. Amerika'ya Avrupa'ya karşı ortak bildirimi açıklanacak hazır ola geçildi. Hatta sonuncusunda insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü konusunda her zaman olduğu gibi titizlikle hareket eden Türkiye yalanına iktidarla birlikte imza attı muhalefet. En son HDP'li vekillerin dokunulmazlık tezkereleri söz konusu. Mecliste oylanacak ve tutuklanacaklar. Plan bu. Erdoğan dedi ki süreç işler genel kurulda eller iner kalkar o kadar rahat muhalefeti öyle çözmüş ki eller iner kalkar. Karşınızda bir siyaset cambazı var. Muhalefet dediğin buna pabuç bırakmayacak. İktidardan gelen tüm talepleri iade edecek. Yasa hukuk takmayan ve meşru olmayan saraydan gelen her şey gayrimeşrudur diyecek. Bakın Doğu Perinçek MHP'nin başına geçmek şereftir deyince MHP'den tepki gelmiş. Çay bile içmeyiz. Adamlar iktidar ortağı oldukları partiye randevu dahi vermiyor. Düşünün. Onun için kategorik olarak iktidardan gelen her şeyi reddedeceksiniz. Kimse bundan ötürü yargılamaz sizi. Hoş Ankara'da oyun bozmak isteyen yok. İsteseler neler yaparlar? Hatırlayın Kılıçdaroğlu tak diye 15 milletvekilini istifa ettirip Akşener'e mecliste grup kurdurmuş, İyi Parti seçime öyle girmişti. Şimdi mesela HDP grubu toplu istifa kararı alıp Erdoğan'ı köşeye sıkıştırabilir. Düşünmüşlerdir de yapmıyorlar. Pervin Buldan geçen hafta çözüm sürecinde bizlere neler vaat edildiğini yeri zamanı geldiğinde söylemezsek namerdiz demişti. HDP'nin bu çıkışı halen bana ilginç geliyor. Eskiden Kürt siyasal hareketinin devlete eyvallahı yoktu. Şimdi tüm zamanların en ağır dayağını yediği halde alttan alıyor. HDP'nin iskemlesini iyi Parti tekmelemeye hazırlanırken balkonda olan biteni seyreden cellat keyifle ellerini ovuşturuyor. Evet iki gün önceki analizim buydu. Gayet öz, gayet net bir şekilde iktidar bugüne kadar muhalefeti hiç dinlemedi. Muhalefetten gelen masum bir takım tekliflere, önerilere, önergelere, yasa tekliflerine dahi <laughs> kulaklarını tıkadı ama muhalefet her defasında iktidarın kazdığı çukura atladı. <laughs> Ve işte bakarız eğer bizim de politikamıza uygunsa yaparız falan gibi. Şimdi Meral Akşener paylaştığı bu Twitter mesajında grup toplantısına atıfta bulunuyor ve bugünkü grup toplantısından bir video kesidi paylaşıyor. İyi parti terörün yanında yöresinde olamaz, teröristle masa kurmaz, pazarlık yapmaz, teröristin kafasından konfeti temizlemez gibi laflar var. Teröristle masa kurmak, pazarlık yapmak meseleleri yani çok büyük konuşmamak lazım çünkü iktidarlar terörle mücadelede ya da iktidarlar terör örgütleriyle mücadelede veya kimi örgütlerle mücadelede otururlar pazarlık masasına. Otururlar bir anlaşma yaparlar ve daha fazla kan dökülmesin her iki taraftan diye ulusun milletin yararına oradan bir şey çıkar. Geçmişte Türkiye'de yaptı bunu, benim yaşadığım İngiltere'de yaptı, başkaları da yaptı. Onun için bu konuda çok fazla büyük konuşmamak lazım. Hele ki devlete, devlet yönetimine talip olan insanlar için. Şimdi burada yazmadığı bir şey var. Ben şimdi e, bu paylaştığı videoyu getirmeyeceğim. Meral Akşener'in e, kendim e, HDP şey özür dilerim İyi Parti grubunu takip ettim ve o İyi Parti grubunda dokunulmazlık fezlekeleriyle ilgili biraz evvelki analizde tespit ediyorum yanlışlıkla dokunulmazlık fezlekeleriyle ilgili e, Bölümü getiriyorum. Orada dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. Orada zaten birinci kısım ikinci kısım olarak da belirtiyorum yazıyla. Dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. İlk kısımda biz diyor iktidar istedi diye ve işte efendim iktidarın oyununa gelmeyeceğiz. iktidar işledi diye işte iktidarın oy hesabı vesaire meseleleriyle işte diyor biz bu fezlekelere katılacağız evet demeyeceğiz. O Mivalde cümleler kuruyor ama fezlekeleri evet demeyeceğiz diye kesin bir cümle yok. İkinci kısımdaysa biz diyor Türk yargısından gelen altını çizelim. Türk yargısından gelen fezlekeleri Türk yargısının hazırladığı fezlekeleri değerlendiririz ve gereğini yaparız diyor. Ağır Alioğlu isimli bir grup başkan vekili var galiba İyi Parti'de. İyi Parti fezlekelere evet diyecek diye bir açıklama yapmıştı. Herkes Akşener'in Ağar Aleoğlu'nu yalanladığını bu grup konuşmasıyla söyledi düşünüyor. Acaba Ağar Aleoğlu ne yapacak falan diye de polemik var. Ben pek öyle düşünmüyorum. Çünkü Ağar Aleoğlu net bir şekilde fezlekelere evet diyeceğiz dedi. Ama Akşener net bir şekilde fezlekelere hayır diyeceğiz demedi. Onun için o grup konuşmasını iki kısım olarak o iki kısma dikkatinizi çekerek ki yazılarla da belirtiyorum zaten Tekrar dinlemenizi öneriyorum. 2 dakika. Şimdi ekrana getireceğim. Bakalım Akşener ne dedi? Ne demek istedi? Üzerine konuşmayı sürdüreceğiz. İyi Parti her zaman milletinin yanında, demokrasinin yolundadır. Mesela İyi Parti sandıkta başkasına oy verdi diye milletine bela okumaz. Mesela İyi Parti itirazı olan gencine, esnafına, çiftçisine terörist demez. Mesela İyi Parti millet şehidine ağlarken lebalep kongrelerde sırıta sırıta konuşmalar yapmaz. <laughs> Mesela İYİ Parti hukukun yanında adaletin peşindedir. Mesela İYİ Parti Terörden siyaset devşirme peşinde olanların ipiyle kuyuya inmez. Mesela İYİ Parti, adaleti siyasi hesaplarına meze yapmaya kalkanlara akış tutmaz. Mesela İYİ Parti, milletin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere gözü kapalı el kaldırmaz. İYİ Parti, o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur, çünkü İyi Parti o fezlekelerin önünde biri varsa ardında da sizin olduğunuzu çok iyi bilir. Özetle İyi Parti Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar. Konuşulan 9 fezleke halbuki gelen 33 fezleke. Ya. Bundan hiçbir kişinin hiç kimsenin endişesi olmasın. Ama bu arada Twitter fenomeni küçük ortak tatava yapmayı bıraksın. Yapacağım, her an yapabilirim. Birazdan yapıyorum diye ağzına sakız ettiği malum kapatma başvurusunu ne zaman yapacakmış onu söylesin biz de bilelim. Evet böyleydi. O iki kısmı da özellikle gözlerinize sokarcasına e, getirdim. E, bir kere daha söyleyeyim. E, İyi Parti'nin grup başkan vekili Ağrı Aleoğlu fezlekelere evet diyeceğiz dedi ama e, Meral Akşener grup toplantısında hayır diyeceğiz demedi. Ve ucu açık bıraktı. Yani herkes 9 fezlekeyi konuşuyor ama 33 fezleke var dedi vesaire. Biraz laf kalabalığı oldu. İyi Parti terör vesaire falan derken alkışlar arasında... E, ...siyasetçiliğini konuşturdu, öyle söyleyeyim. Ee, Savaş Genç, e, Akşener'in fezlekeler geldiğinde vatandaşı iki yumruk arasına sıkıştıran... ...bu utanmazlığa geçit, geçit vermeyeceğiz sözüne ki bu sözü de söyledi. Tuzağınızı gördüm, millet ittifakını bölemeyeceksiniz diyor. Kürtler intikam aşkıyla sandıkta AKP'yi bekliyor olacak demiş. Bu çerçevede çok yorum var. Yani bu yönünü ele almış e, sosyal ağlarda pek çok yorumcu, pek çok analist ve akşenerin e, iktidarın e, kazdığı çukura düşmeyeceğini e, ima eden işte İyi Parti e, evet demeyecek. Minvalinde inşallah öyle olur. E, çokça yorum var. Bakalım ne olacak zamanla e, göreceğiz. Ben e, tarafsız bir şekilde e, bunu getirdim. E, Eser Karakaş paylaşmış. CHP milletvekilleri ekranlarda fezlekeler aleyhinde konuşuyorlar. Çok iyi ama 2016'da neden dokunulmazlıkların kaldırılması lehinde oy kullandıklarına değinmiyorlar. Turban yasağını kaldıran 411 parmağı neden Anayasa Mahkemesi'ne götürdüklerini konuşmadıkları gibi demiş. Yerden göğe kadar haklı Esen Hoca. Ve hemen Akşener'e tepki MHP'den geliyor ve MHP'li Semih Yalçın Akşener'e üslup eleştirisi yapmış efendim. Bu bu şahsın geriye doğru bazı tweetlerine bakın da üslup neymiş görün. Akşener baba evinden kaçan hayırsız ve uçarı kız gibi oradan oraya hoplamakta olmadık çılgınlıklara tevessül etmektedir diyor. Üsluba bak. Sonra bir de üslup eleştirisi getiriyormuş. Neyse yani. Öbür taraftan... Yargıta incelemesini Bahçeli haber veriyor grup konuşmasında ve bir kere daha... MHP lideri... HDP kapatılmalıdır çağrısı yaptı. AKP'den de HDP hukuken de, siyaseten kapanacak çağrısı geldi. Ancak... Bu AKP'li vekil... Ee, o arada şeye de bakalım. Bu Cahit Özkan'a birazdan bakacağız. Yargıtay'dan HDP'ye inceleme haberi. Doçevele'den getiriyorum. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP ile ilgili inceleme başlatmış efendim. İnceleme sonucu HDP'nin örgüt eylemlerinin odağı olduğu tespit edilirse parti hakkında kapatma davası açılması gündeme gelebilecek. Evet böyle bir haber var. Evet böyle bir haber var. AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan inşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız diyor. Şimdi bu açıklamaya bakalım dünkü açıklamaya bakalım bugün ağız değiştirmiş bir de ona bakalım yani bu açıklamada HDP'yi kapatacağız diyor HDP'yi HDP biz kapatacağız diyor hani yargıyı falan da geçtik HDP'yi kapatacağız diyor fakat 2 Mart açıklamasında 3 Mart açıklamasında ise HDP'yi sandıkta yeneceğiz diyor yani bir insan bir günde nasıl döner ki konuşan kişi sıradan bir adam da değil yani grup başkan vekili yani. AKP'nin meclisteki grubunun başındaki adam. Yani Erdoğan'dan sonra ikinci adam. Meclis grubu anlamında söylüyorum. Bakın o şeyi de e, bir gün editörleri bir araya getirmişler iki videoyu. Ben de oradan aldım ve şimdi ekrana getiriyorum dinleyelim. Dünkü Cahit Özkan bugünkü Cahit Özkan. Elbette HDP hem siyasi olarak hem de siyasi olarak kapatıldıktan sonra hukuken de kapanacaktır. Biz inşallah... Milletimiz nezinde HDP'yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır. 83 milyon bu partinin kapatılmasını hem siyaseten sandıkta hem de hukuken anayasal düzen çerçevesinde arzu etmektedir. Siyaset kurumunun rekabeti sandıkta. Yani milletimizin gönlünü kazanmakla olur. Biz inşallah HDP'yi milletimizin bu rahatsızlığını da bilerek HDP'ye oy veren 6 milyon vatandaşlarımızın da HDP'den rahatsızlığını bilerek inşallah çalışmalarımızı yapıyoruz. 2023'te HDP'yi sandığa gömerek inşallah bir tabela partisi haline getireceğiz. Birinde kapatacağız diyor. 24 saat sonra da bir tornistan sandığa gömeceğiz. Haftanın ee... Gerçekten tiye alınan konulardan biri biri de e, Erdoğan'ın açıkladığı insan hakları işte efendim eylem planı falan. E, i̇ktidar o eylem hiç girmeyeceğim o eylem planına. Bu, e, o eylem planı 18 sene sonra iktidarın esasen yaptıklarının e, itirafı olmuş. Ben diyor insan hakları namına taş taş üstünde komadım. İşte diyor şimdi bunları getireceğim. Yani kimi yüzlerce yıl, kimi belki bin sene önce halledilmiş konuları yeni bir şeymiş gibi milletin önüne reform veya eylem planı olarak koyuyor. Artı hemen yapsana yani. E, i̇ki seneye yaymış bunu. Zaten işte bu yapmayacağım, ayak süreceğimin şeysi. Satır alalarına baktığınızda da siyasi partilerin, Seçim ve siyasi partiler yasasındaki değişiklikler var. Onu yedirmişler. Gene işte Avrupa'ya ve Amerika'ya şirin gözükme gayreti, gayreti var. E, yeni yaşam insan haklarıyla alay etme planı demiş ve hemen burada bir yani gariban bir kadının kolundaki iki polisle bu manşeti süslemiş. yani. Evet. Yeni oltaya taktı diyor bir gün gazetesi manşette. İnsan hakları eylem planıyla adye selam çakan Erdoğan muhalefeti anayasa masasına davet etti. Programı uygulamaya koyma sürecinde seçim ayarlı yaptı. Evet. Idi Amin var, Uganda diktatörü. İfade özgürlüğü var ama ifade ettikten sonra olacakları garanti edemem demiş. Meşhur lafıdır. Güzel ama değil mi? Özgürsünüz ama konuştuktan sonra başınıza gelecekleri bilemem diyor. Yunanius da hiç kimse eleştiri ve düşüncelerini açıkladığı için özgürlüğünden mahrum bırakılamaz cümlesini öne çekmiş. Herkes biliyor. Yani Erdoğan'ın... Ee, Nasıl demagoji yaptığını, nasıl politika siyaset yaptığını, nasıl kendi yaptıkları işte konusunda böyle hani iot gibi e, sıyrıldığını falan ya, bak, dünya görüyor yani. Berkat Gültekin paylaşmış. Erdoğan açıkladığı insan hakları planı kendi partisinin iktidarında yaşanan hak ihlallerinin ortadan kaldırılmasını hedefliyor. Gece yarısı gözaltı yapılmayacak diyor. Bunu zaten yapmayacaksın. Yapılmayacak olmasını da reform gibi sunmayacaksın. Normali yapılmaması. Herhalde dünyada kendi iktidarın uygulamalarına karşı reform paketi açıklayan ve bunu büyük bir siyasi atılırmış gibi sunan ilk yönetici olarak tarihe geçti diyor. Ayşe Hür bazı arkadaşlar planı inceledim ama şunu şunu bulamadım o yüzden filan gibi cümleler kuruyor. Yahu ciddi alıp incelemeniz için hala bir umudunuzun olması lazım failden. Daha ne yapsın reis sizin umudunuzu kırmak için? Evet Aziz Nesin'in kurt değildir hikayesini yaşıyoruz sürekli demiş. Ama alkışlayan var o da Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu. İnsan hakları eylem planı yıldızlara erişmemizi sağlayacak bir plan demiş. O arada e bir yabancı paylaşım ama işte diyor insan hakları planı ile ilgili olarak diyor akla diyor şu filmden şu sahne geliyor. İşte kadın direksiyonda durdur araba diye, arabayı diye yanındakine bağırıyor. Yanındaki de sen sürüyorsun. <laughs> yani sen sürüyorsun Uleyn. Evet, durum bu yani. Evet. Arabayı kullanan ve durdur arabayı diyen bir AKP iktidarı söz konusu güzel bir misal TR724 manşetinde insan hakları eylem planı açıklandı. Tek güç Erdoğan demiş. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu da alt başlık. Eren Keskin bakalım. Boğaziçi, Boğaziçi'nden tutuklu Şilan Delip Haltay'la görüştüm. 27 gündür havalandırmaya çıkmadan tecritte tutulduğunu ve artık koğuşa geçmek istediğini söyledi. Güler yüzlü, umutlu, güçlüydü. Herkese selam var. Daha dün dile belki gün işte Boğaziçi direnişinden dolayı da ...tutuklanan Şilan Delipalta Eren Keskin avukat paylaşıyor. 27 gündür havalandırmaya çıkmadan tecritte. Kafayı yesin diye insanları hücrede tek başına tutuyorlar. Havalandırma falan da yok. Ne yapmış yani? Şimdi hep söylüyorum. Yani insan hakkı eylem planı falan ya mevcut yasaları uygulayın. Hakimleri serbest bırakın. İşte orada bir coğrafi, coğrafi teminat diye bir şey var. İnsan hakları eylem planında. Yani bir hakim bir hakim aldığı karardan dolayı işte bir yerden bir yere sürülemeyecek maddesi. Bunu yaklaşık iki sene önce Adalet Bakanı gene açıklamıştı. Olmadı. Şimdi Cumhurbaşkanı açıklatıyorlar ve buna gene bir iki sene daha koyuyorlar. Siz önce hakimlere başına bir şey gelmeyeceğini garanti edeceksiniz. Bunu böyle plana falan da koymayacaksınız. Bu hemen sabahtan akşama, akşamdan sabaha uygulanır. Dedim ya mevcut yasaları, mevcut anayasayı uygulayın. İçeride siyasi tutukluk almaz. Böyle bir durum. Yaman Akdeniz paylaşmış. 7 sene önce sulh ceza hakimlikleri oluşturuldu. Çok cılız ancak oy çokluğuyla alınan kararla Anayasa Mahkemesi bu değişikliği iptal etmedi. 7 sene sonra U dönüşü yapıp eskiye dönüşü de reform diye ancak AKP yutturabilir diyor. Doğrusunuz hocam ama o günlerde baş baş bağırdık. Herkes yesinler birbirini dedi. Ve kimse Abdullah Gül de onayladı bunu. Ve kimse sulh ceza hakimlikleriyle nasıl bir faciaya imza atıldığını o gün anlamadı anlamakta istemedi. Şimdi anlaşılıyor ama atı alan Üsküdar'ı geçti. Evet Erdoğan'ın hiç kimse yaptığı eleştirileri veya düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz açıklamasına Gülşah Durbay demiş ki bu açıklamadan tam 20 dakika önce Tayyip Erdoğan hakkında yaptığım bir açıklama sebebiyle 11 ay 20 gün hapis cezası aldım tweet'e bakıp bakıp gülüyorum. Türkiye hiç değişmedi bu da Nokta Dergisi'nin 27 sene önceki bir dosyası. Orhan Doğan başına çökülerek milletvekili, depli milletvekili sivil polisler tarafından gözaltına alınıyor. E, Ahmet Altan çok kısa bir yazı yazmış o günkü nokta dergisine. 2 Mart e, 1994'te dün 27. yıl dönümüydü bu olayın. Babasının e, bugün canım yazı yazmak istemiyor başlıklı ve sadece bundan ibaret, bu cümleden ibaret yazısını alıntılamış. 26 Nisan 1960 tarihli ihtilale darbeye bir ay kala. Hemen altına şu notu düşmüş. Benim de. Evet. Yaklaştıralım bakın. Çetin Altan 1960 bugün canım yazı yazmak istemiyor. Ahmet Altan 2 Mart 1994 benim de. Aradan 27 sene geçti ve şimdi HDP'li milletvekilleri tıpkı merhum çünkü vefat etti. Orhan Doğan e, ne uygulanan e, muamele 27 sene sonra tekrar şimdi HDP'lilerin başında demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor. Demeyelim bir sürü HDP'li içeride. Başta eş genel başkanlar Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş olmak üzere pek çok HDP'li vekilken tutuklandılar ve sırada diğerleri var. Maalesef Ceren Sözer sözeri de demiş ki İrfan Fidan'a atadıktan sonra yüksek yargıya kıdem şartı getirildi. Evet. Natalia Vazja'nın her gün Halk TV'de Medya Mahallesi'ni izliyorum. Ayşenur Arslan. Her gün Osman Kavala'ya yapılan haksızlıktan bahsediliyor taraflı olarak eğer haksızlıksa boydaklar ve ipekler hukuksuz bir şekilde hapsedildiler. Herkes kendi mahallesini savunuyor. Karşı mahalleyi görmezden gelirse bu ülkeye hukuk adalet gelmez. Siz böyle de, böyle yapmaya devam ederseniz gibi bir tweet atmış. Çok haklı. Yani mesele Osman Kavala değil tek başına. Sadece Selahattin Demirtaş da değil. İçeride on binler var. Ee, kendi mahallesinden olan birkaç insanı e, savunup diğerlerini görmezden gelmekle de olmaz. Natalia Avazyan bunu söylüyor. Saray sıkıştı, fezleke bilmecesi dedik. Saray sıkıştı çünkü sarayın dünyada itibarı yok. Bakın size Amerika'dan iki görüntü getireceğim. E, yüz binlerce insan artık bu ışıklı panoların önünden geçiyorlar. Stop Erdoğan. Evet. Yine aynı şekilde Amerika'dan bir başka pano. 5000 kadın 780'in üzerinde bebek siyasi nedenlerle tutuklu cezaevlerinde diyor Türkiye'de dünya Türkiye'yi görüyor dünya Erdoğan zulmünü görüyor biliyor ve Erdoğan ne söylerse söylesin bunu çeviremiyor saray sıkıştı çünkü artık muhalefete de bunu anlatamıyor muhalefete de bu konuda ikna edici olamıyor muhalefet de artık biz oyunu gördük kusura bakma diyorlar. Ama işte yandaş gazeteler devam ediyor. Parlamenter sistem darbecilere yarıyor. Ermenistan üzerinden manşet atmış. Sür manşet atmış Akit. Yani parlamenter sisteme dönmeyelim. Parlamenter sistem darbeci sistem diyor. Desinler. Amaç sivil sivil anayasa demiş. Yeni birlik. Bu e, e, Avni Özgürel'in e, gazetesi. Avni Özgürel'i de yakın zamana kadar entelektüel bilirdik. İktidardan nemalanmaya başladıktan sonra... ...bir yeni birlik diye bir gazete çıkardı. Ve her gün bu şekilde... Erdoğan'ı bulamazsa Fahrettin Altun'u yıkamaya, yağlamaya devam ediyor. Fakat başlığa bakın yani amaç sivil anayasa diyor. Yani 18 senedir bu ülkeyi yönetiyorsun. 3 kere anayasa referandumu yapmışsın. Defalarca anayasayı değiştirmişsin. Ve artık 12 Eylül anayasası yok. Başka bir anayasa var şu anda. Değiştirile değiştirile. 3 kere de referanduma gidilerek değiştirilmiş. Neyse en az 3 kere belki 4 kere de olabilir. Hala amaç sivil anayasa. Yani hala biz vesayet döneminden kurtulamadık. Ee, şey yapalım. ...ne bileyim... ...anayasayı yenileyip devam ediyor. ...geçen gün bir Erdoğan yandaşı şunu söylüyordu... ...ya biz 2018'de iktidara geldik... ...2018'e kadar vesayet dönemi vardı... ...Erdoğan 2018'de başkan oldu... ...dur bakalım daha yeni yeni toparlayacak diyor... ...arkadaş 2018'e kadar olanı sıfırlamış... ...2018'den sonra sayacı başlatmış... ...sen 18 sene ben 18 sene diyorum ama... ...yanılıyoruz yani... ...esasen Erdoğan 2 senedir bu 3. sene iktidarda... ...ama şeye göre... ...Avni Özgürel'e göre... ...Avni Özgürel'in gazetesine göre... Daha hala Erdoğan iktidara gelmedi. Ne zaman sivil anayasa yapılırsa Erdoğan o zaman iktidara gelecek. Sevsinler. Reformun arkası seçim yasası demiş karar e, gazetesi. Biraz evvel söylediğim konu evet. Reform diye sunulan paketin içerisine yerleştirilen seçim ve siyasal partiler yasası ile ilgili konular gerçek. Onunla ilgili bir şeyler yapacaklar. Onunla ilgili bir şeyler yapacaklar. Aynesi iştir kişinin demiş evrensel manşetinde meclise fezlekeler yağarken iktidar bloku HDP'nin kapatılması çağrılarını yineledi. Yargıta inceleme başlattı. Tek günlük bilanço bile reform hikayesini bitirmeye yetti diyor. Sefersel bir karikatürü Cumhurbaşkanı İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklıyor televizyon. izleyen kadınlar eylem yapmamıza izin verecekler mi vermeyecekler mi 8 Mart'ta göreceğiz diyor. Dünya Kadınlar Günü. Evet. Dünya Kadınlar Günü. Bakın bir başka insan hakkı meselesi. Ben Hürmüz Diril, 415 gündür çocuklarımdan uzağım. Eşim Şimuni Diril'i vahşice katlettiler, beni de sessizliğin karanlığına terk ettiler. Ekmeğimizi bölüşmekten başka zararımız olmadı kimseye. Bu zulüm reva mı? İnsan hakkı karnesi. Bir başka insan hakkı karnesi. İzmir Kırklar Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu 81 yaşındaki Yusuf Pekmezci'nin mahkemede ben neden buradayım diyecek kadar Alzheimer hastası olduğunu, adli tıp kurumuna sevk edilmesine rağmen hastalığı için herhangi bir tetkik yapılmadığını, müebbetle yargılandığını vefa adına yayalım lütfen diyor. Evet. 81 yaşındaki Yusuf Pekmek, Pekmezci, 80'e merdiven dayamış veya 80 yaşlarına artık gelen Metin Akpınar ve Müjdat Gezen kadar şanslı değildi. Çünkü onlar kadar ünlü değil. Maalesef Öznur Kalender e, Instagram sayfasından bakıyorum. Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın beraatini böyle çizmiş. Eee yukarıdan Levent Kırca ve Zeki Alasya geçmiş olsun diyorlar. İki ustada. Evet. Son notumsa Boğaz içi dayanışmasından Hocalarımızın haftalardır sürdürdüğü eyleme bugün biz de katıldık kayyumluğa sırtımızı döndük kayyumlar gidecek biz kalacağız görüyorsunuz bu görüntü bugün öğlen saatlerinde tespit edilmiş bir görüntü Boğaziçi Üniversitesi kampüsü öğrenciler öğretim üyeleri öğretim görevlileri görüldüğü gibi rektöre sırtlarını dönerek rektör Melih Bulu'yu Protesto etmeye devam ediyorlar. Kaç gün oldu bilmiyorum. Artık iki ayını doldurmaya yaklaştı. Bravo. Diyecek bir şey yok. Bravo. Fezlekeler dedik. Meral Akşener dedik. Bakalım ne olacak dedik. Saray sıkıştı dedik. Ne, neden sıkıştığını anlatmaya çalıştık. E, bu konu daha çok... E, bu hamur daha çok su götürür. Çok konuşulur. Belli ki önümüzdeki günlerde e, bu konu çok sık gündeme gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geldiğinde de ne olduğunu göreceğiz. Takibe e, devam edeceğiz efendim. Haftanın e, ikinci manşetini de kapatıyoruz. Perşembe günü. Turan Görür Yılmaz'da güne bakış var. Cuma günü dördüncü program. Daha dün başlamışız gibi özgür düşünce. Profesör Doktor Eser Karakaş ve Profesör Doktor İbrahim ile birlikte ekranda olacağız. Çok seyrediliyor. Her bölüm 200 binin üzerinde seyredildi. Çok çok teşekkürler. Bu bizim sırtımıza da büyük bir sorumluluk yükledi. Her hafta daha da ileriye taşıyarak devam ettirme azmi ve gayretindeyiz. Cuma günü hocalarla birlikte özgür düşüncede buluşmak umuduyla. Hoşçakalın efendim.